안녕하세요 여러분 지미입니다. Merhaba ilkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bugünün özeti Jimin Bey. Weverse'de hala çeviri özelliği yok. Bu nedenle gelin Jimin'in yayınına kısa bir göz atalım. Canlı yayın kapak görseline Yoongi'yi koymuş. Ama yayında diyor ki Yoongi ile ilgili bir şey yok. Jimin sen çok fenasın. Bir şeyin spoilisi değil mi bu? Bak umutlandım haberin olsun. Herkes Jimin'i çok zayıflamış gördüğü konusunda yakındı. Ama merak etmeyin öğünlerini atlamıyormuş. Hatta yemek yerken bir dahaki öğünde ne yiyeceğini düşünüp alarm bile kuruyormuş. Yakında sizinle buluşacağım için güzelleşmeye çalışıyorum dese de ona kızamam. Hepimiz zayıflayınca güzel olduğumuzu zannediyoruz. Jimin de bir insan olduğuna göre biz ne kadar inkar etsek de kızsak da böyle düşünmesi normal. Eskiden yaptığı aptalca tehlikeli diyetleri yapmasında gerisi önemli değil. Öğünlerine dikkat ettiğini duydum ya artık ölsem de gam yemem. Şu sıralar 61 kilo falanmış. Direkt dansı ile ilgili bir yorumu okuyunca aslında direkt dansı denemek isterim diye cevap verdi. Sen yaparsın da ben ne yaparım bilmem çimçim. Bir sonraki sizi görmeye gelişimde ne yapayım diye sordu. Yemek yiyebilirim ama biliyorsunuz pek kibar yiyemiyorum. Bu yüzden bu da iyi bir fikir değil. Bir dahaki sefere ne yapayım millet? Minyatür gibi bir şeyler mi yapmalıyım diye sordu. Ne olur yemek ye Jimin. Hepimiz buna çok bayılıyoruz. Daha önceki bir yayında ön yamuk dişlerini düzelteceğini söylemişti ama ne onları düzeltmiş ne de zamanı gelmesine rağmen 20'lik dişlerini çektirmiş. Biraz korkuyoruz da dişçiden. Bize üyelerle yaptığı arkadaşlık dövmesini gösterdi. Bu dövmeyi şarkı söylerken bize gösterebilmek için oraya yaptırmış. Ama mikrofon elinden büyük olduğu için biz görelim diye artık daha ince mikrofonlar kullanıyormuş. Minicik elini yesinler senin civcivim. Civciv diyorum ama çok da fena kendisi. Hani ensesindeki ay dövmesinden bahsetmiştik daha önce. Aslında o başlarda sadece bir taneymiş. Sonra Teo'nun o fan yapımı bu editi göndermiş ve çok hoşuna gitmiş. Bu yüzden o da bu şekilde yaptırmış. Başlangıçta bir tane olan ay dövmesinden bu sayede tam 5 tane var. Teşekkürler adı bilinmeyen yetenekli fan. Teşekkürler fanların arasında gezip bu editi Jimin'e ulaştıran Taeyeon. Artık yapılan editleri nasıl gerçek olduğunu öğrendik. Açıkça aramızda gezip beğendiklerini uyguluyorlar. Jimin yayında üyelerle tanışalı 11 yıl oldu. Umarım herkesin kalbinde böyle güzel bir insan olarak yaşlanırım dedi. Ben kendi adıma konuşursam eğer hayatım boyunca ailemden başka kimseyi bu kadar sevmedim. Koruma içgüdüsüyle dolmadım. Sen ve kardeşlerin hep kalbimde olacaksınız Balpeteğim. Videoyu bitirmeden Jungkook'tan bahsetmek istiyorum. Kendisi bugün de Ayu'nun konserinin ikinci gününde görüldü. Bir elinde slogan, bir elinde lightstick, zıplaya zıplaya hayranı olduğu sanatçının konserine gidiyor. Tam bir bebek. Onu gören hayran yanında hobinin de olduğunu söylemiş ki hobi paylaşımıyla bunu kanıtladı. Fan ayrıca bugün Jungkook'un aldığı lightstick'in pilini özenle taktığını ve şarkılarda salladığını söylemiş. Şarkılara coşkuyla eşlik edip konserde hayranlara verilen yastıklardan kendine verileni eve götürmüş. Ayu'nun en büyük fanı bu çocuk. Sizin de hem Jimin'in yayınına hem de JK'in şirinliğine dair yorumlarınızı bekliyorum. Sizi moruluyorum.